Hamilelikte nelerden uzak durmalıyız? Yine anne adaylarımız için bu çok önemli bir konu. Hamilelikte tabii ki aklımıza ilk gelen şeylerden biri kötü alışkanlıklarımızdır. Tabii ki bunlar hem sizin sağlığınız için hem de bebek sağlığı için çok önemli ve uzak durulması gereken tabii ki alkol ve sigara konuları diyebiliriz. Bunları kesinlikle hamilelikte kullanmanızı önermiyoruz. Çünkü gerçekten bebeğinizin temellerini oluşturuyorsunuz daha. Bu süreçte bebeğinizi bunlarla başlatırsanız gerçekten ileriye yönelik çok büyük bir sağlık problemini de getiriyorsunuzdur. Bunlar dışında beslenme konusunda ise nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tamamen kaçınılması gereken gruplar var, evet, hamilelikte. Özellikle bu dışarıda beslendiğimiz fast food gruplar, patates kızartması, işte hamburger, çok yağlı beslenme kesinlikle uzak durmamız gereken konulardan biri. Bunlar dışında çok basit şekerler almamamız gerekiyor. Bunlar da yine nelerdir? Çok fazla çikolata, çok fazla gofret, çok fazla paketli ürün tüketimi yine bebeğin de sağlığını, annenin de sağlığını etkileyeceği için uzak durulması gerekiyor. Bir de hamilelikte en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri kilo artışıdır. Annenin kilo artışıdır. Bu kilo artışının gerçekten daha ayına göre dengeli şekilde artması gerekmekte. Hem bebek sağlığı için hem de o doğum sürecindeki problemlerin yaşanmaması için annenin çok fazla kilo almasını önermiyoruz. Özellikle bu hamilelik süresince anneler ve anne çevresindeki kişiler iki canlı olduğunu düşünerek iki katı beslenmeye kalkışıyor. Aslında böyle bir şeye gerek yok. Annenin ilk 3 ayına kadar kilo almasını zaten çok istemiyoruz, İdeal kilodaysa. 3. aydan sonra da 300 kalori ile 500 kalori kadar artışımız bizim için yeterlidir. Buna göre de biz beslenme programlarında bu şekilde kalori hesabını yaparak ona göre anne adaylarımızın beslenmesindeki artışı yapıyoruz. Bunlar dışında annelerimizin yine kaçınması gereken şeylerden biri kesinlikle bir detoks programları yapmamaları gerekiyor. Bir de tabii ki hani kilo almak istemeyen grupların farklı davranışları var. Özellikle bu kilo verme aşamasında detoks programları yapılmaması gerekiyor. Kesinlikle detoks diyetleri yapılmaması gerekiyor. Aynı şekilde detoks çorbalar gibi şeylerin de yapılmaması gerekiyor. Çünkü bunlar çok fazla vücuttan sıvı atılımına sebep olur. Aslında gerçekten bir kilo kaybetmezsin. Sadece fazla sıvını kaybedersin ve hamile olduğun için de bu sıvı gerçekten bebeğinin sıvısından gidebilir. Bebeğini çok büyük risklere sokabilirsin. O yüzden bunları da çok dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim.